Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen yıl kanalımda Noel'e dair iki ayrı video yapıp yayınlamıştım. O videolara kartlardan ya da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O yüzden bu yıl kendim video yapmak yerine Hristiyan önderlere Noel'in anlamını sordum. Gelin hep beraber onlar ne demiş bakalım. Sevgili dostlar merhaba. Rab sizleri bereketlesin. Umarım iyisinizdir. Sizi Noel zamanının sevinci ve esenliğiyle selamlıyorum. Noel zamanı biliyorsunuz bizim için müthiş bir öneme sahip. Çünkü Tanrı bizi sevdiğini, bizi düşündüğünü, bizimle ilgilendiğini Noel ile açıklamakta. Noel doğuş bayramı demektir. Doğuş bayramı İsa'nın doğumunu kutladığımız, doğuşunu kutladığımız özel bir milattır, özel bir zamandır. Bu özel zamanda bir aylık süre boyunca aralığın başından aralığın sonuna kadar ağaçları süsleyerek, onların altına hediyeler koyarak, yemekler yaparak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızla, ailemizle, kilisemizle o zamanı anarız, kutlarız ve yaşarız, doyumsarız o zamanı. Ve biliyoruz ki bu zaman bize Tanrı tarafından verilmiş önemli bir armağandır ve anımsadıkça Tanrı'nın sevgisini de anımsarız. Noel, doğuş bayramı içerisinde Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın esenliğini, Tanrı'nın bizimle olan yakınlığını barındıran özel bir zamandır. Bu zamanda görüyoruz ki İsa Mesih dünyamıza gelir ve bizi kurtarmak için, günahlarımızdan bizi arındırmak için, bizi günahtan uzaklaştırmak için, Tanrı ile barıştırmak için insanlığa yaklaşır. Göklerden gelen bu yüce varlık, yüce İsa Mesih bizimle beraber Tanrı'ya yaklaşmamız için Tanrı'ya ellerimizi kaldırmamızı sağlar. Doğuş bayramı o mutluluğu bize aşılar, o mutluluğu bize verir. Siz peki sevinç içerisinde misiniz? Doğuş bayramının bizim için öneminin farkında mısınız? Doğuş bayramı aracılığıyla gelen bu sevinç, bu esenlik hepimizi doldurduktan sonra evlerimize yansır, işlerimize yansır, iş yerimizde bunu kutlarız, evimizde bunu kutlarız, hayatımızın her alanında bunu kutlarız. Doğuş bayramı dünyanın, bütün dünyanın, insanlığın gelmiş olan, gelecek olan ve daha önce yaşamış olan herkesin kendisine sorması gereken şu soruyu bize sorar. Tanrı'yı tanıyor musun? Tanrı'yla barışmak ister misin? Tanrı sana lütuf elini uzattı. Tanrı'yı anlamak ve bilmek ister misin? Doğuş bayramı bu yüzden önemlidir. Niçin kutluyoruz? Çünkü esenlik içerisindeyiz. Niçin kutluyoruz? Çünkü mutluyuz. Mutlu olduğunuzda ne yaparsınız? Ellerinizi mi çırparsınız? Ellerinizi havaya mı kaldırırsınız? Sevinç çığlıkları mı atarsınız? İşte biz Tanrı'nın bize vermiş olduğu bu mutluluğu ellerimizi havaya kaldırarak, ona yücelik sunarak, onu överek kutluyoruz. Ve size de aynısını öneriyoruz. İsa Mesih'i tanıyın veya tanımayın. Tanımakta yarar görün veya görmeyin. Ama İsa Mesih sizin için ölmeye gelen Tanrı kuzusudur. Bu gerçek sizin mutlu olmanız içindir. Sizin sevinmeniz içindir. Nasıl bir karanlığın içerisindesiniz bilmiyorum. Nasıl bir acı çekiyorsunuz, nasıl ruhsal bir problem yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama işte Tanrı bunların hepsine son verebilmek için sizleri kendisine çağırıyor. Doğuş bayramı onun uzatılan elidir. Biliyor musunuz İsa Mesih'in ismi İmmanuel'dir. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. İşte Tanrı haykırıyor ve söylüyor. Bu ne kadar önemli bir cümle değil mi? Tanrı'nın bizimle olduğu gerçeğini hatırlamak ne kadar önemli. Yalnız mısınız? Kimsesiz misiniz? Kimsenin size yardım ettiğini düşünmüyor musunuz? Tanrı sizinledir. Sadece yüzünüzü Tanrı'ya çevirin, Rab'be çevirin ve ona deyin ki seni istiyorum. Hayatımda etkin bir şekilde çalış. Ve İsa Mesih dünyamıza 2000 yıl önce geldiği gibi hayatınıza kabul edin. Ve işte o zaman aydınlık, ışık dünyaya gelecek. Çünkü karanlıkta yürüyen halk büyük ışık gördüğü gibi İncil böyle söylüyor. Biz de büyük ışık gördük. Ve o ışık bizim için mutluluk ve sevinçtir. Rab sizleri bereketlesin. Neden Noel'i kutluyoruz? Doğuş bayramını ya da Noel'i kutluyoruz. Çünkü peygamberlerde bahsedilen kral Mesih İsa olarak dünyaya geldi. Beklenen kral odur. Mesih İsa egemenliğini kurmak için dünyaya geldi. Aynı zamanda Mesih İsa Tanrı bizimledir. Noel bayramında biz enkarnasyonu kutluyoruz. Benim için bu açıdan özellikle önemlidir, anlamlıdır. Bu evreni kuşatan Tanrı bir bebek olarak dünyaya geldi. Alçak gönüllü bir şekilde insan olup aramızda yaşadı. Bu şekilde Mesih İsa bizim için bir örnektir. O nasıl alçak gönüllü olup dünyaya geldiyse biz de bu dünyada alçak gönüllü bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Ve sadece doğmadı Mesih İsa. Tabii aynı zamanda Mesih İsa Tanrı olarak insan oldu. Bizim için kusursuz bir örnek sağladı. Biz Mesih İsa'nın hayatına bakarak nasıl yaşamamız gerektiğini
öğreniyoruz. Biz onun öğrencileriyiz. Mesih İsa kusursuz bir örnek sağladı. Aynı zamanda enkarnasyon, yani Tanrı'nın beden alması bizim için şu şekilde önemli. Tanrı hem kusursuz bir örnek sağladı hem de bizim için o şekilde yaşamak için güç veriyor. Sadece uzaktan bakıp bak işte gösterdim size nasıl yaşayacağınızı demedi. Aynı zamanda o şekilde yaşayabilmek için bize güç veriyor. Mesih İsa dedi, ben sizinle birlikteyim. Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı bizimledir ve Mesih İsa'nın gösterdiği şekilde yaşayabilmek için bize güç veriyor. Aynı zamanda biz doğuş bayramında Mesih İsa'nın doğuşunu kutluyoruz. Ama doğuşunu kutladığımız zaman kurban olarak bizim için öleceğini de hatırlıyoruz. Mesih İsa çarmıha gerileceğini bilerek dünyaya geldi. O bizim için kusursuz bir örnek. Gösterdiği şekilde yaşamak için güç ve o şekilde yaşamadığımız zamanlar için bağış, af sağlıyor. Mesih İsa bir kurbandır. Bizim yerimize bir fidye olarak canını feda etti. Bu şekilde bizim cezamızı çekti. Biz Mesih İsa'ya iman ederek kurtuluyoruz, bağışlanıyoruz, affediliyoruz. Ve bütün bu olay neden mümkün? Çünkü Tanrı insan olup aramızda yaşadı. Mesih İsa İmmanuel'dir. Tanrı bizimle. Ve o yüzden Noel'i kutluyoruz. O yüzden de benim için Noel anlamlıdır. Merhabalar. Bugün sizlere yanıtlamaya çalışacağım sorulardan ilki Hristiyanlar neden Noel kutlarlar? Pek çok cevap verilebilir bence buna. Ama ben bugün 3 basit yanıt üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan ilki Hristiyanlar Noel kutlarlar çünkü görkemli Tanrı insan olup aramıza gelmiştir. İşte bu kutlanır. Ne demek istiyorum? Eskiden tarih kitaplarında da okuyoruz, dizilerde de seyrediyoruz. Osmanlı padişahları sıradan insanlar kılığına girip pazarlarda ya da kalabalık yerlerde dolaşıp insanlarla sohbet ederlermiş. Yani nasıl gidiyor? Düşünsenize bir padişah size geliyor, halinizi hatırınızı soruyor, siz onun padişah olduğunu bilmiyorsunuz. Dertlerinizi dinliyor. Bu ne kadar alçak gönüllü bir davranış. Bu bir rol. Belirli bir amacı olmasına rağmen Yuhanna kitabı, Yuhanna İncil'i İsa Mesih'in gelişini şöyle anlatır. Der ki başlangıçta söz vardı. Söz başlangıçta derken yeryüzünün yaratılışından önce. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve sonra şöyle devam eder. Ve söz insan olup aramızda yaşadı. Yani bizler Hristiyanlar Noel'i kutluyoruz. Çünkü Tanrı, Tanrı olan Tanrı sözü beden alarak İsa Mesih aracılığıyla yeryüzüne gelmiştir. Kutluyoruz. İkinci sebep ise Tanrı'nın çağlar boyu vaat ettiği kurtarıcının yeryüzüne gelmesidir. Tanrı her zaman insanlara peygamberler aracılığıyla insanın kendi başına kurtulamayacağını günahtan söylüyordu. Günahı örtemeyeceğini söylüyordu. Bu yüzden Adem ve Havva zamanında bile Tanrı bunu bildiği için demişti ki bir gün gelecek kadından doğacak olan şeytanın başını ezecektir. İnsan sevaplarla şeytanın başını ezemeyecekti. İyilik yapmaya çalışarak ezemeyecekti. Ama kadından doğacak olan şeytanın başını ezecekti. Ve bizler bakire Meryem'in aracılığıyla yeryüzüne gelen İsa Mesih'in bu kurtarıcı olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden Tanrı'nın vaat ettiği kurtarıcının yeryüzüne gelişini kutluyoruz. Üçüncü ve farklı bir sebep ise ki bunun üzerinde düşünmenizi isterim. Noel'i kutluyoruz. İsa Mesih'in doğumunu kutluyoruz. Çünkü insanlar diri kişilerin doğum günlerini kutlarlar. Dediğim üzerinde düşünün. Siz hiç ölmüş olan, bugün mezarda olan kişilerin doğum günlerinin coşkuyla kutlandığını gördünüz mü? En fazla tatlı bir anı olarak kutlanabilir ya da hüzünlü bir hatıra olarak anılabilir. Onların ölüm yıldönümleri anılabilir ama düşünmenizi istiyorum. Biz İsa'nın ölümünü hatırlıyoruz, dirilişini kutluyoruz ve bugün diri olduğu için onun doğum gününü de kutluyoruz. Çünkü kendisi sözünde söyledi işte ben yeryüzünün sonuna dek, dünyanın sonuna dek sizlerle birlikteyim. Haliyle İsa Mesih bugün
diri olduğu için, halkının arasında olduğu için, onlarla birlikte çalıştığı için, onları sevdiği için, onları bereketlediği için bugün biz onun doğumunu da sevinçle kutluyoruz. İkinci sorum ise Noel'in benim için anlamı ne? Ben Tanrı'yı hep önceden beri memnun edilmesi gereken bir şahıs. Ne yapabiliriz de ona yaranabiliriz? Acaba sever mi? Daha fazla sevap işleyelim. Daha fazla iyilik yapalım. Daha fazla dikkatini çekelim. Ne yapalım? Ama biliyor musunuz? Noel benim için önemli. Çünkü Tanrı'nın benim için ne yaptığını görüyorum Noel'de. Evet, bu soruyu sormanızı istiyorum. Tanrı sizin için ne yapıyor acaba? Bizler Noel'i kutluyoruz. Ben Noel'de anlam buluyorum. Çünkü Tanrı'nın benim için bir kurtarıcı gönderdiğini, beni sevdiğini görüyorum. Bakın Romalılar mektubunda 5. bölüm 8. ayet şöyle söylüyor. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Tanrı beni seviyor ve bunu bir de kanıtlıyor. Peki bu ne demek? Matta 1. bölümde bunun yanıtı da var. Diyor ki işte kız gebe kalıp oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. İşte Noel zamanında ben o bebeğin yeryüzüne gelişinin anlamını görüyorum. Tanrı benimle. Tanrı beni seviyor. Bunu kanıtlıyor. Bunun işareti olarak biricik oğlu İsa Mesih'i yeryüzüne gönderiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben Can Nuroğlu. Bugün sizlere Noel'i anlatmak istiyorum. Noel bizim için neden o kadar önemlidir? Noel sözü eski bir Fransızca sözüdür ve anlamı müjdedir. İyi bir haber, sevindirici, harika bir haber. Neyin haberini burada yayıyoruz? Bir doğuş hikayesi var. Ve Fransızca dilinde Noel aynı zamanda doğum günlerinde de kullanılır. Çünkü burada bir doğum günü kutluyoruz. Kimin doğum gününü? İsa Mesih'in doğum gününü kutluyoruz. Gerçekten harika, başından sonuna kadar müjde dolu bir hikayedir bu. Evet, Melek Cebrail geldi, Meryem'e dedi ki senin bir oğlun olacak. Meryem şaşırdı, dedi ki ben erkeğe varmadım ki, benim bir çocuğum olması mümkün değil. Cebrail dedi bu senin çocuğun değil Meryem. Bu Tanrı'nın evladı, Tanrı'nın çocuğu. Yani Tanrı'nın kendisi aslında gelip beden alacak ve bizimle aramızda yaşayacaktır. Bu mükemmel bir müjde. Tabii ki Meryem'in buna inanması güçtü belki ama birkaç ay sonra baktı ki gerçekten hamile kaldı. Ve daha sonra doğum yaptığında şaşırdı çünkü bir anda çobanlar dışarıdan koşarak içeri girdiler. Dediler ki bu mudur aradığınız çocuk? Benim dedi kimi arıyorsunuz? Dediler ki işte biz kırlarda sürülerimize bakarken birden melekler geldi. Ve bize dediler ki büyük bir kurtarıcı doğdu. Bethlehem'de bugün gidip bulabilirsiniz. O kimdir diye sorduğumuzda dediler ki o Rab olan Mesih'tir. Evet, Rabbin kendisi geldi aramızda, yaşadı, o burada. Ve gerçekten de öyledir. O yüzdendir ki bugün dünyanın her yerinde imanlılar, Mesih imanlıları bunu büyük bir coşkuyla kutlarlar. Çünkü Tanrı geldi aramızda, yaşadı. Bizden biri olmaya razı oldu. Bizim acılarımıza ortak oldu. Yani bizi o kadar çok seviyor ki bizim gibi olmaya burada razı olduğunu görüyoruz. İşte bu şekildedir ki müjdeyi yayıyoruz, yaşıyoruz. Sizlerle de bugünlerde de kutlamak istiyoruz. Evet, Noel günü bizim için gerçekten kişisel olarak da büyük bir sevinç nedenidir ki bizler de kurtulduk. Her birimiz Mesih İsa aracılığıyla, onun sağladığı kurtuluş aracılığıyla kurtulduk. Buraya gelmekle Tanrı bize verdi değeri ön plana çıkardı. Evet biz unutulmuş, terk edilmiş insanlar değiliz. Bugün acımız, sıkıntımız her ne olursa olsun Rab bizimle birliktedir. Geldi İsa Mesih bu yeryüzünde yaşadığı gibi şimdi de kendisine iman eden her bir imanlının yüreğinde de vardır. Kutsal Ruh vasıtasıyla Mesih'in varlığın o müjdesi bizim içimizde yaşamaya devam ediyor. Her kim Mesih'e inanırsa, yüreğini açarsa ona bugün de o müjdeyi yaşayabiliyordur. Ve İsa Mesih'le birlikteliğini sürdürebiliyordur. Bu yüzdendir ki bugün sizin de Noel'inizi kutlamak istiyorum. Rab sizinle birliktedir. Ve Rab bu süreçte sizlerle birlikte olmaya devam etsin. Merhaba, ismi Amy ve Kanadalıyım. Ve Hristiyanlar neden Noel'i kutladıklarını anlatacağım size kısaca.
Özet olarak İsa Mesih'in doğuşunu, onu kutluyoruz Noel gününde. Ama daha doğrusu Tanrı'nın dünyaya inmesi, Tanrı'nın dünyaya gelişi, onu anıyoruz ve onu kutluyoruz Noel zamanında. Ve kişisel olarak benim için inanılmaz güzel bir zaman. Çünkü umut geliyor o anda. Gerçekten biz yalnız olmadığımızı, hayla bir çözüm var olduğunu gösteren bir olay. Çünkü başlangıçtan itibaren, yani insanlar olarak biz çok isyankarız. Sürekli yaratana hayır diyoruz. İstediğimiz gibi olacak. İsteğimiz olsun. Hep öyle diyoruz. Başkaları da bilmeden, yani bazen bilerek zarar veriyorum öyle bir şekilde yaşadığım için. Ve herkes öyle bir şekilde yaşadığı için dünya kaosta. Görüyoruz zaten. Tanrı'nın yarattığı güzellikler bozuyoruz sürekli. Öyle bir şekilde yaşadığımız için. Ve dünya ondan dolayı çok mahvoluyor. Çünkü neyi iyi olduğunu tam bilmiyoruz. Ya da sadece kendi bakış açımdan ne olduğunu biliyorum. Ve o zaman başkalarına zarar vererek kendi isteğimi alıyorum. Ve o çok kötü bir şey. Ve Tanrı isteseydi uzaktan izleyip ya boş ver, bunlarla mı uğraşayım diyebilirdi ve haklı olurdu. Fakat hep çağırıyor bize, hep sesleniyor. Başlangıçtan itibaren bizi ikna etmeye çalışıyor. Onun iyi olduğunu zorlamıyor ama ikna ediyor bizi. Ve çıkış yolu nasıl olacağını ve nereden başlayacağını hep göstermeye çalıştı. Ve sonunda kendisi geldi. Ve bebek olarak geldi. Bu düşünce beni çok teselli ediyor açıkçası. Çünkü inanılmaz alçakgönüllü bir davranış. Ancak sevgi bunu yapar. Ancak sevgi bu kadar kendini alçaltır ve başkalarına ihtiyacı olduğunu gösterir. Tabii ki Tanrı'nın ihtiyacı yok ama öyle bir şekilde olmaya karar verdi. Ve kendi haklarını bir kenarda bıraktı. Bizim gibi olmak istediği için ve bizim yaşadığımızı yaşamak istediği için. Çünkü bize buradan nasıl çıkabileceğimizi de göstermek istediği için o geldi. Ve Noel zamanında onu kutluyoruz. Tanrı'nın dünyaya inip insan olup aramızda yaşadığını kutluyoruz ve anıyoruz. Çok mutluyum. Mutlu Noel'ler size. Merhabalar, benim adım Ken. Hristiyanlar neden Noel'i kutlar? Bir de benim için Noel ne anlamı taşıyor? Birinci soru aslında ilginç. Neden ilginç? Çünkü kutsal kitapta, İncil'de herhangi bir buyruk görmüyoruz. Hani filanca bir tarihte İsa Mesih'in doğumunu da kutlamanız gerek. Öyle bir şey yok. O zaman neden o günü kutluyoruz? Neden bizim için önemli? Çünkü İsa Mesih önemli. Hani o gün özellikle Tanrı'nın kurtarma planının gerçekleşmesini başladığını da görüyoruz. Ve bugün özellikle bunu hatırlatır bize. Neden İsa Mesih önemli? Çünkü onun dünya gelişi, onun ölümü, dirilişi ve göğe yükselmesi özellikle kurtuluşumuzu sağlamak için önemli anlar. O zaman bugünleri kutluyoruz, bugünleri hatırlıyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuzu, bütün bunlar, bu olayların arkasında büyük bir anlam var. Özellikle bizim kurtuluşumuz için. Peki o zaman neden anlamlı, neden önemli bizim için? Birinci nokta şu, üçlü birlik olan Tanrı'nın ikinci şahsı, Tanrılığını kaybetmeden, kısaltmadan bir insan oldu. Hani bizim için çok büyük alçak gönüllülük örneği. Bir de büyük bir ihtişam örneği bizim önümüzde. Noel bunu da gösteriyor bize. İsa Mesih'in ne kadar itaatkar olduğunu da gösteriyor bize. İkincisi Noel özellikle bizim kurtuluşumuzu mümkün kıldı. İbraniler yazarı 10. bölüm 5. 9. ayette, 2. bölüm 14. 18. ayette. Hani İsa Mesih sadık ve merhametli bir başkahin olabilmek için, bizim için, ölmek için bir beden aldı. O yüzden Noel bizim için önemli. Noel'in anlamı bu. Üçüncüsü, Tanrı'yı tanıyoruz. Yani ne demek bu? Tanrı'yı tanıyabilir miyiz kutsal kitaptan? Tabii ki. Ama Tanrı'nın kendisi dünyaya gelirse ve kendisi tanıtırsa bu şekilde, o zaman Tanrı ile paydaşlığımız, Tanrı ile bir ilişkimiz, hani sonsuz yaşam budur Yuhanna 17:3'e göre. Yuhanna 1:18'e göre İsa Mesih Tanrı'yı tanıtmak için dünyaya geldi. Ve dördüncü nokta, İsa Mesih'in ortaya çıkışı özellikle şeytanın yaptıklarını bir şekilde son verdi. O zaman Noel gerçekten önemli bizim için. Bizim kurtuluşumuz için,
Sadece bizim değil ve dünya için. Neden dünya için? Çünkü Tanrı kendisini doğurup bir noktasında kendisini tanıttı ve Noel özellikle bizim için büyük bir olay.